Bir Kral Çıplak sohbetine daha merhaba dostlarım. Bugünkü sohbetimizde korona şeytan veya cambaza bak oyunu bize düşen görev diyeceğiz. Dostlar, bilmişiz dünya adlı alamete gidiyoruz kıyamete. Bu yolculuk nereye? Ne zaman bitecek? Kıyamet ne zaman? Bilen yok. Edilgenlik psikolojisiyle itilmiş figüran rolü oynatılıyoruz. Yat yat, kalk kalk. Beş adım ileri, dur. Bir tiyatro oynanıyor. Tiyatronun adı koronavirüs. Bana göre korona şeytan. Oyunun baş kahramanı virüs, senaryo yazarı kadar şeytanlaşmış görünüyor. Oyun kabus yaşatıyor insanlara. En ciddi insanlar ne oyunda olmaktan mutlular ne de oyunsuz yapabiliyorlar. Dünyanın düzeni bozuldu. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Bir belirsizlik hakim. Muhtemeldir ki artık tarih kronolojiyi korona öncesi ve sonrası diye adlandıracak. Virüsün laboratuvarda üretildiğini iddia etmiyorum. Diğerleri gibi bu daha önce vardı. Soru şu, niye şimdi çıktı veya çıkarıldı? Kimler bizi cambaza bak oyunuyla meşgul ederek malı götürdü veya götürüyor? Dünyanın gündemi değiştirdi veya değiştiriyor. Değersizler değer kazandı, değerler değer kaybetti. Sermaye hareketleri yer değiştirdi ve değiştiriyor. Mağdur ve mazlum insanlar maalesef unutturuldu. Toplumsal ilişkiler kesildi. Bireysel yaşam ayakta kalma şartı oldu. İnsanlık adına yararlı mı zararlı mı olduğunu henüz anlayamadığımız dijital efendimiz bizi zaten gözetlerken artık yönetir oldu. İnsanlığın düştüğü şu çaresizliğe bakar mısınız? Dünyaya şeytan ruhlu, kötü insanlar egemen. Birilerinin virüsü üretmese de yönettiğini düşünüyorum. Şeytana kaç, tazıya tut oyunu oynanıyor. Tarih inanıyor ki insanlığın bir dönemde ölüm gösterip sıtmaya severek razı edildiğini yazacak. Yıllar önce kuş gribi, domuz gribi gibi oluşturulan suni kabuslarla bilim, siyaset, ticaret, ahlak ve değerlerinin nasıl ters düz edildiğini gördük ve unutmadık. Dostlar, her olay bir varlığın işaretidir. İnsan var oldukça olaylar bitmeyecektir. Yüksek basınç, alçak basınç, rüzgarın sebebi, iyi ve kötü de olayların sebebi. İnsanlık tarihi iyi ile kötünün mücadelesinden ibarettir. Sağ sol, beyaz siyah, zengin fakir gibi ayrımlar gerçeğin görünen tarafıdır. Şu an dünyaya kötüler egemendir. Egemenler iktidarlarını kaybetmemek için arkası gelmeyen entrikalar çevirmektedirler. Bunun için adına korona denen virüse, şeytan dense yeridir. İnsanlığın güçlü bir iyilik hareketine ihtiyacı var dostlar. İyiler önce kendini toparlamalı, hedef belirlemeli, usul geliştirmelidir. İyiler beşikten mezara kadar bitmeyecek enerjilerini imanlarından alır. Tenzili ve tekvini ayetlerin rehberliğinde insanın ortak mirası nebevi usullerle hedefine ulaşır. Zafere ulaşmasa bile seferde can verir. Koronavirüs salgını iyilik yolcuları için bir ibret değil, ayettir. Güneşin doğuşu, suyun akışı ayettir. Deprem, sel ayettir. Hastalık, yoksulluk ayettir. Önemli ve doğru olan bu oluş ve olgulardaki manayı okuyabilmek, hikmeti görebilmek, işin künhüne vakıf olabilmektir. İhtiyaç olan enerji bu metafizik ummanda mevcuttur. Kötülerin egemenliğindeki dünyada kötü ahlakın biçimlendirdiği insanların virüs dolayısıyla ne kadar çaresizleştiğini, zalimleştiğini, bencilleştiğini, değersizleştiğini de
gördük. Bunlar da bizim için bir belgedir, ayettir. Hani yaşama hakkı? Hani insan hakları evrensel beyannamesi? Hani insanlara karşı işlenmiş ortak suçlar? Hani soykırım? Hani? Hepsi hikaye. Kulağa hoş gelen bu yaldızlı laflar, kötülerin elinde birer çelik çomaktan başka bir şey değil. Dostlar, iyilik hareketi inşasına muhtaç insanlık. Vicdanların hür, ruhların dingin, bedenlerin sıhhatli, nesillerin dirayetli olacağı bir medeniyet hareketi gerekli acilen. Kötülük molozu varken yeni bina inşa edemeyiz. İnsanlığı bugün bu sıkıntıya düşüren virüs isimli şeytan öncelikle, arkasından bu tiyatroyu yazan beşer kılıklı büyük şeytan tespit ve yok edilmelidir. Bu şeytanı virüs bize kibirlenmemeyi, paylaşmayı, temizliğin, sağlığın ve aklın önemini, dünyacı değerlerin hiçliğini, sabrı, ümit var olmayı, hoşgörüyü, iyilik ve kötülük ayrımını, yardımseverliği öğretti. Dost ve düşmanın nasıl tanınacağını, vatan ve din istismarcılarının samimiyetsizliğini gösterdi. Rabbim iyilik yolcularına İnşirah suresi 7. ayette. Öyleyse bir işi bitirince diğerine giriş emrini vermiş. Başarının usulünü göstermiş. Akledenler çok şey öğrendi dostlar. Şimdi bülbüller ötüyor, seher vaktidir. Hazır olun erler, sefer vaktidir demenin tam vaktidir. Dostlarım, yeni bir sohbette birlikte olmayı diliyorum. Hoşça kalın.